Selam arkadaşlar ben Bilgi Hoca. Yeni bir paylaşımla yine sizlerle birlikteyiz bu paylaşımımızda. 12. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi 2. dönem 1. yazılı soru örneklerini beraber çözeceğiz. Bu sorularla hem tekrar yapmış olacaksınız hem sınava hazırlanmış olacaksınız hem de yüksek alma ihtimalinizi arttıracaksınız. Bu videodan hariç iki tane daha sınav örneği olan videomuz var 12. sınıfa özel. Bunları da izleyerek tekrarı çoğaltabilir, arttırabilir, şansınızı yükseltebilirsiniz. Vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Müzik İlk sorumuz Garip şiiri hakkında bilgi veriniz ve temsilcilerini yazınız. Burada karşımıza klasik soru çıkacaktır. Çıkma ihtimali yüksek ve bu özellik sorulur. Birkaç tane temsilcisi sorulabilir. Başka akımlar sorulabilir. Biz burada garip şiiri hakkında bilgi vereceğiz kısaca. Hemen başlayalım. Akım adını nereden alıyor? Önce onu söyleyelim. Üç şairin şiirlerinin yer aldığı 1941 yılında yayınlanan Garip adlı kitaptan almıştır. Burada dikkat edeceğiz. Bu kitaptan bahsedilecek. Tabi bunları cümle cümle ezberlememize gerek yok. Anahtar kelimelere dikkat edeceğiz. Garip adlı kitap burada anahtar kavramımız, anahtar kelimelerimiz. Ölçü ve kafiyesine gelince ölçü ve kafiyeye karşı çıkılmıştır. Bu şiirlerde bunu görmüyoruz. Günlük konuşma dilinin şiire uygulandığını görüyoruz. Hemen bunu da yazalım. Günlük konuşma dili uygulanır ya da günlük konuşma diliyle yazılır desek yeterlidir. Mecaza, süse ve suniliğe yani yapaylığa karşı çıkılmış, yalnızlığa önem verilmiştir şiirlerde. Hemen yazalım bunu da. Mecaz ve süse suniliğe karşı yani yapaylığa karşı çıkılmışsa sıradan insanlar ve sıradan insanların konuşması şiirin içine dahil edilmiştir. Yaşama sevinçleri fazlasıyla şiire yansıtılmıştır. Burada yine bir anahtar kavramımız var. Yaşama sevinci bunu unutmayalım ve devam edelim. Garip akımı eskiye ait olan her şeyin karşısında olup özellikle de şairane söyleyişin karşısında olmuştur. Şairane söyleyiş derken aslında suniliği kastediyor. Bunu tekrar vurgulayalım ve bu özelliği de yazalım. Şiirde söz ve anlam oyunları bırakılmıştır. Sunilik bırakılınca aslında söz ve anlam oyunları da bırakılmıştır. Yani söz sanatlarına yer verilmemiştir. Söz oyunlarına, kelime cambazlığına yer verilmemiştir diyebiliriz. Bunu da yazalım ve akım olarak hangi akımdan etkilenmiştir? Sürrealizm akımından etkilenmiştir onu da söyleyelim. Bir de aslında bir kavramdan daha bahsedelim. Şiiri basitleştirmişlerdir. Bir de şunu ekleyelim. Basit şiir anlayışını savunmuşlardır. Yani şiiri basitleştirmeye çalışmışlardır. Dolayısıyla bunu da söylemeden geçmeyelim ve anahtar kelime olarak var olduğunu hatırlatalım. Temsilcileri kimler? Hemen onlardan bahsedelim. Orhan Veli Kanık. Üç tane şair demiştik. Hatırlayın ilk özelliğimizde Melih Cevdet Anday ve Oktay Rifat horozcudur. Bu akımın temsilcileri ve bu sorudan bu şekilde tam puan alalım. Geldik bir diğer soruya. Toplumcu gerçekçi şiirin dikkat temsilcilerinden 5'ini yazınız diyor. Toplumcu gerçekçi şiir denince aklımıza gelen ilk isim Nazım Hikmet olacak. Ardından Ahmet Arif'i hatırlamalıyız. Devamında Atilla İlhan'ı söyleyebiliriz. Enver Gökçe'yi hatırlayabiliriz. Ceyhun Atıf Kansu'yu söyleyebiliriz. Hasan Hüseyin Korkmazgil'i söylemeden geçmeyelim. Devamında Ercümen, Behzat Davu söyleyebiliriz. Devamında Mehmet Başaran eklenebilir. Rıfat Ilgaz'ı unutmayalım ve Aziz Nesin'i de söylemeden bitirmeyelim. Bunlar toplumcu gerçekçi şiir temsilcilerinden sayabileceğimiz yazarlar, şairler. Bunlardan 5 tanesini yazsak yeterli olacaktı ve tam puan alırdık. Devam edelim. Geldik bir diğer soruya. Aşağıda verilen şiirin hangi şiir anlayışına göre yazıldığını yazınız diyor. İlk bakacağımız yer şairdir. Enis Beyiş Koryuri'ye gördüğümüzde 5 hececiler aklımıza geliyor. Hecenin 5 şairinden biriydi. Dolayısıyla aklımıza hangi gelenek gelecek? 5 hececiler milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren geleneğe dahildirler. Şimdi bunun özelliklerini sıralayabiliriz. Enis Beyç kor yürekten kısaca bahsedelim. Önceleri Aruz'la başlıyor. Fecrati'den de etkileniyor. Servet-i Fünun'dan da etkileniyor diyebiliriz. Ancak daha sonra Ziya Gökalp'in etkisiyle heceye dahil oluyor ve milli edebiyat zevk anlayışının sürdüren şiire dahil oluyor. Şimdi özelliklerini sıralayalım. Kurtuluş Savaşı'nın etkilerinin sürdüğü dönemde ortaya çıkmış bir anlayıştır bu. Ki Kurtuluş Savaşı aslında milliyetçiliğin ön planda olduğunu söyleyelim. Bununla birlikte tabii ki de milli duygular ön planda olacaktır. Şiirde de bunu görmekteyiz. Dünyadaki milliyetçilik akımından etkilenmiştir bu anlayış ki zaten Kurtuluş Savaşı'nda da ön planda milliyetçilik vardı hatırlayalım. Milliyetçi bir yapısının olması nedeniyle Türk diline de büyük önem verilmiştir. Dolayısıyla yabancı dillerin dil kuralları da terk edilmiş hatta yabancı kelimelerin Türkçesi varsa onlar kullanılmıştır diyebiliriz. Yabancı sözcükler yerine Türkçe karşılıkları kullanılmıştır yazalım. Hece vezni kullanılmıştır. Vezin aslında ölçü demek hatırlayalım. Hece ölçüsü kullanılmıştır. Zaten milli edebiyattan başka bir ölçüde beklenemezdi. Konu olarak ne işlenmiştir? Konu olarak milli konulara yer verilmiştir. Kurtuluş Savaşı yıllarında Kurtuluş Savaşı merkezdedir. Milli hisler ön plandadır. Anadolu insanı anlatılmıştır. Sözcükler ilk anlamlarıyla kullanılır. Burada mesele çok da sanat yapmak değildir. Sözcükler ilk anlamlarıyla kullanılır derken gerçek anlamlarıyla kullanılmıştır. Kast edilen budur. Yani sözcükleri olduğu gibi herkesin anlayacağı şekilde kullanmışlardır diyebiliriz. Şiirlerde kahramanlar kimlerdir? Halk arasından seçilmiş sıradan insanlardır. Dilde dolayısıyla onların dili olacak. Hatırlayalım günlük hayatta konuşulan Türkçe olacak. Şairler şiirlerini Kültür Haftası, Hisar, Çınaraltı gibi dergilerde de yayınlamışlardır. Bunu da yazalım ve bu sorudan bu şekilde tam puan alalım. Geldik bir diğer soruya. Yukarıdaki metnin anlatım tekniği nedir? Kısaca açıklayınız. Hemen metne bakalım. İncinin babası eve neşeyle geldi. Al hanım dedi. Sakla şunu bir kenara. Borç bini aştı mı? Her gün tavuk ye demişler. Kadın çeyrek piyango biletine Hayretle baktı. Ne bu kocacığım? Şimdi dikkat edersek çok kısa bir metin verilmiş. Ancak bu metinde göze çarpan en önemli unsur karşılıklı konuşmadır. Dolayısıyla aklımıza gelecek tek teknik diyalog tekniğidir. Diyalog nedir peki diyalog tekniği? Diyalog tekniğinde hikaye ya da olay kişilerin karşılıklı konuşmalarına dayanır ve sıkça başvurulan bir anlatım tarzıdır. Bu karşılıklı konuşma içerisinde diyaloğu biraz daha açarsak yazar bu teknikte İşi kahramanlara bırakır, onları karşılıklı konuşturur ve anlatmak istediğinde bu şekilde anlatır diyebiliriz. Bu şekilde özetleyebiliriz. Ne yazalım buraya? Diyalog tekniği. Diyalog tekniği ile ilgili kısaca biraz önce söylediklerimizi yazabiliriz, özetleyebiliriz ve bu sorudan tam puan alabiliriz. Geldik bir sonraki soruya. Yukarıdaki metnin anlatım tekniği nedir? Kısaca açıklayınız. Yine anlatım tekniği. Hemen bakalım. Ben daima ıstırap içinde yaşayan bir adamım. Bu azap adeta kendimi bildiğim anda başladı. Belki daha 4 yaşında yoktum. Dikkat. 4 yaşında yoktum derken Geriye döndüğünü görüyoruz. Ondan sonra yaptığım değil, hatta düşündüğüm fenalıkların bile vicdanımda tutuşturduğu nihayetsiz cehennem azapları içinde hala kıvranıyorum. Geçmişten gelen cehennem azapları dikkat edelim. Beni üzen şeylerin hiçbirini unutmadım. Hatıra sanki yalnız elem için yapılmış. Evet acaba 4 yaşında var mıydım? Dikkat edersek burada aslında aklımıza tek bir teknik gelecek. 4 yaşına döndü. Oradan başladı. Yine aslında şimdiki zamanda kalır, geriye dönüş tekniğinde anlatıcı ancak geçmişten bugünün çıkarımlarını yapar. Yani bugün olan olayların temelini geçmişte arar diyebiliriz kısaca açıklarsak teknik geriye dönüş tekniği olacak. Özellik olarak da açıklayalım hemen. Geriye dönüş tekniği anlatma zamanı ile ilgili bir durumdur. Zamanla alakalıdır yani. Öykücü ya da anlatıcı olayı içinde bulunduğu şimdiki zamandan alır. Karakterin geçmişine ya da olayın meydana geldiği zamana gider. Burada bunu görebiliriz ki burada geçmişine gittiğini görüyoruz. Devamında ne var? Hatırlama geriye dönüş tekniğinin bir başka yönüdür ve hatırlama aslında kahraman eğer anlatıyorsa geriye dönüşü onun hatırlamasıyla göreceğiz biz. Anlatıcı geriye dönse bile şimdiki zaman jargonunu kullanır yani şimdiki zamanın içindedir yine durum aslında o hatırlama olarak özetleyebileceğimiz bir durumdur ve bu sorudan bu şekilde tam puan alabiliriz. Geldik bir sonraki soruya aşağıda verilen yazar eser eşleştirmesini yapınız diyor. Karşımıza çıkma ihtimali yüksek bir soru tarzıdır. Hemen bakalım memleketimden insan manzaraları dediğinde aklımıza kim gelecek? Tabii ki de Nazım Hikmet gelecek. Buraya E yazabiliriz. Ben sana mecburum dediğinde tabii ki Atilla İlhan aklımıza gelecek ve buraya C yazabiliriz. Ömrümde sükut dediğinde Kimin eseri gelecek aklımıza? Tabii ki de Cahit Sıtkı Tarancı. Hemen onu da işaretleyelim ve buraya G yazalım. Garip dendiğinde tabii ki de Orhan Veli Kanık gelecek aklımıza. Hemen yazalım ve buraya da D yazarak buradan tam puan alalım. Çile dendiğinde kim gelecek? Tabii ki de Necip Fazıl Kısa kürek gelecek. Buraya da A yazacağız. Umutsuzlar Parkı dendiğinde aklımıza Edip Cansever gelecek. Hemen bunu da yazalım. Devamında tek bir seçenek kaldı. Dualar ve aminler dediğinde de aklımıza Arif niyat Asya gelecek. Bunu da buraya yazınca bu sorudan tam puan alırız ve devam ederiz. Yazar eser eşleştirmesine devam edelim. Köşe başı kimin eseriydi hatırlayalım. Ahmet Kutsi Tecer'in bir eseri ve bu eser tür olarak tiyatrodur. Bunu da genel kültür olarak verelim. Aklımızda bulunsun. Aşinalık olsun. Sahnenin dışındakiler kime ait bir eser? Ahmet Hamdi Tanpınar'a ait bir romandır. Bir adam yaratmak Necip Fazıl Kısa ait bir tiyatro eseridir. Sarı yazma kime aittir? Rıfat Ilgaz'a ait otobiyografik bir romandır. Kendi yaşam öyküsünü anlatır. Ömrümde Sükut kime ait? Cahit Sıtkı Tarancı'ya ait bir şiirdir tür bakımından. Fatih Harbiye Peyami Safa'ya ait psikolojik bir roman örneğidir. Beş Şehir Ahmet Hamdi Tanpınar'a aittir. Bir deneme örneğidir. Deneme türünde yazılmıştır. Gezi olarak da nitelendirenler var. Aklımızda bulunsun bu da. Yorgun Savaşçı Kemal Tahir'e ait bir roman örneğidir diyelim ve bu sorudan tam puan alalım. Geldik bir diğer soruya. Bir metin verilmiş ve bu metinle ilgili istenenler var. Konusu, dil ve anlatımı, bakış açısı, anlatım tekniği, bağlı oldukları edebi anlayış isteniyor. Yılanların Öcü adlı eser kime aitti? Fakir Baykurt'a ait bir eser. Burada Fakir Baykurt'u gördüğümüz anda anlayışı hatırlamalıyız. Toplumcu gerçekçi anlayışta eser verir. Bu anlayışa dahil olan bir yazardı. Dolayısıyla burada bağlı oldukları edebi anlayış olarak doğrudan cevabı bulmuş oluruz. Toplumcu gerçekçi olacak. Konusu konusu genel olarak düşündüğümüzde aklımıza gelebilir toplumcu gerçekçilerle ilgili ancak verilen metne bakalım netleştirelim. Kahveci Nuri şekeri dışarıda çayını getirir getirmez sağ elindeki tespihi sol eline devirip bardağı kavradı. Muhtar dedi. Muhtar dediği anda aslında yerin köy olduğunu anlıyoruz ki toplumcu gerçekçilerin işlediği konularla özdeşleşiyor. Bu şehirlinin işleri de çok yaman canım diye söylendi. Öteberi fiyatları yükseldikçe bir akıl düşünüyor muhakkak. Bak şimdi de çay bardaklarını gücüttü. Nuri bülbül yuvası derler buna ağam dedi. Tiryakiler güçcük bardaktan içer. Usul böyledir. Git ulan dedi muhtar. İçine tüküreyim böyle bülbül yuvasının. Şuna bak teh iş mi şu. Köy kurulunun birinci üyesi sol yanına oturmuştu. Zaman değişiyor ağam. Biz de zamana uyduracağız kendimizi. Ülü emre itaat, ülül emre itaat demişler. Herhalde bu sözün bir hikmeti olsa gerek. Şimdiki zamanda emir de şehirden geliyor, şehirden geliyor. Sen de şehre uyacaksın. Küçük bardaktan mı iç dediler. İçeceksin. Hem içme derlerse o da kabul hiç etmeyeceksin dedi. Burada hemen konunun ne olduğunu görüyoruz. Şehir ve köy karmaşası, çatışmasını görüyoruz. Köylü şehirli çatışması olarak özetleyebiliriz ki toplumcu gerçekçilerin temel konularından biriydi. Geleneksel değerlerin yeni değerlere yenik düşmesi ne diyor? Şehirler böyle diyorsa böyle olsun. Zaman değişti artık biz de onları dinleyeceğiz. Ne derlerse onu yapacağız. Yapmadıklarını yapmayacağız şeklinde geleneksel değerlerin yenildiğini görebiliyoruz. Dil ve anlatım olarak neyi görüyoruz? Söyleyiş üslubun aslında Konuya kahramana has olduğunu görüyoruz. Bu da bize halkın anlayabileceği sade bir dil, yöresel ağzında kullanıldığını görüyoruz. Bunu da ekleyebiliriz. Bakış açısı olarak neyi görüyoruz? Burada anlatılanın doğrudan verildiğini görüyoruz. En azından bu metinde doğrudan olduğu gibi aktarılmış bakış açısı tabii ki de gözlemci bakış açısı olacak. Anlatma teknikleri olarak kullanılanlar nelerdir burada? Doğrudan kullanılan birincisi anlatma tekniğidir. İkincisi de gösterme tekniğidir. Gözümüzün önünde aslında bir sahne canlandırılıyor. Gösterme tekniğinin diğer adı da sahneleme tekniğidir. Buradan da onun kullanıldığını söyleyebilir ve bu sorudan bu şekilde tam puan alabiliriz. Geldik bir diğer soruya aşağıdaki cümleleri doğru yanlış olarak değerlendiriniz diyor. Parnasçı şiirin başlıca temsilcileri Bodler, Malerme, Verlein, Arthur Rimbaud'dur demiş. Yanlış söylemiş. Neden? Çünkü bu şairler sembolizmin temsilcileridir. Hemen buraya yazalım, aklımızda bulunsun. Öz şiir anlayışında yerli ve mahalli yani bölgesel unsurlara çok yer verilmişti diyor. Yanlış söylüyor. Neden? Çünkü öz şiir anlayışında yeni kelimeler türetme amacı var. Yeni ingeler türetme amacı, üstü kapalı yani biraz daha sadece şiirden anlayanların anlayacağı bir dille yazma amacı vardır. Dolayısıyla burada yerli ve mahalli yani bölgesel unsurlara yer verilmemiştir. Yanlış bir bilgidir. Kültür haftası ağaç dergisi Çınaraltı Büyük Doğu Cumhuriyet döneminde çıkarılan dergilerdendir. Doğru söylemiş o zaman buraya da D yazacağız. Toplumcu gerçekçiler daha önce İşlenmiş konuları şiirlerinde ele almışlardır diyor. Yanlış bir bilgi veriyor. Toplumcu gerçekçiler daha önce işlenmiş konuları ele alamazlar. Konuları nedir? Köylü şehirli çatışmasıdır. Bu yeni çıkmış bir durumdur. Dolayısıyla önceki konuları işlediği söylenemez. Toplumcu gerçekçilerin konularında köyden şehre göçenlerin yaşadığı köylü şehirli çatışması, köydeki insanların yaşadığı sıkıntılar gibi sıkıntıların işlendiğini görmekteyiz. Dolayısıyla burada yanlış bir bilgi verilmiştir diyebiliriz. Bir sonraki cümlemiz Nazım Hikmetran İtalyan şair Marinetti'den etkilenmiştir. Doğru bir yargı. Neden doğru? Marinetti fütürizmin en önemli temsilcisi, Türk edebiyatındaki en önemli temsilcisi de Nazım Hikmetran'dır. Dolayısıyla ondan etkilenmiştir. Cevabımız D olacak. Nazım Hikmet, Rıfat Ilgaz, İzzettin Dinamo gibi şairler Toplumcu şiirin temsilcileridir. Doğru bir bilgi verilmiş. Toplumcu şairlerimizdendir. Fütürizmle karıştırmayalım. Fütürizm etkilendiği akımdır. Ancak toplumcu gerçekçidir Nazım Hikmet'te. De. Buraya de yazalım ve devam edelim. İsmet Özel toplu şiirlerini Erbay'ın adlı altında toplamıştır, yayınlamıştır. Doğru bir bilgidir. Dolayısıyla buraya da de yazarız. Bir sonraki yargımız toplumsal gerçekçiler. Yani toplumcu gerçekçiler özellikle köye ve köylü sorunlarına yöneldiler. Köye ve köylü sorunlarına yöneldiler doğru ancak belki burada özellikle kelimesine takılabiliriz. Sadece köye ve köylü sorunlarına yönelmemişlerdir. Bunun dışında özellikle köyden şehre göç, göç sırasında yaşanan çatışmalar, a köylü, zengin, fakir, güçlü, güçsüz, öğretmen, iman çatışması gibi konulara da değinmişlerdir. Özellikle köye ve köylüye dediği için belki buna takılabiliriz. Ancak konuların içine dahil olduğu için köy ve köylü doğru diyelim ve buradan puan alalım. Devam edelim bir sonraki cümlemizde. Cahit Zarifoğlu ve Hilmi Yavuz Toplumcu gerçekçi şairlerdendir diyor. Yanlış bir bilgi verilmiş. Cahit Zarifoğlu ve Hilmi Yavuz dini ve milli duyguları anlatan şiirler yazmışlardır. Bu anlayışa bağlı kalmışlardır. Dolayısıyla burada yanlış bir bilgi verilmiştir. Turgut Uyar ve Sezai Karakoç üslup ve muhteva yani konu açısından ikinci yeni şiirinde farklılıklar gösterirler doğru söylüyor. İkinci yeni şiirinde biraz daha manevi duygulara da yöneldikleri için Sezai Karakoç'u mesela bunu örnek verebiliriz. Burada doğru bir bilgi verilmiştir. Geldik bir diğer soruya. Boşluk doldurma sorusu karşımıza çıkma ihtimali yüksek olan bir soru tarzı. Toplumcu gerçekçi anlayışla yazan sanatçılar eserlerinde sıklıkla hangi çatışmaları işliyordu? Biraz önce de bahsetmiştik. Köylü A, köylü şehirli, işçi işveren çatışmalarından bahsettiğini söyleyebiliriz. Kırgız edebiyatının tanınmış sanatçısı beyaz gemi dediği anda aklımıza kim gelecek tabi Cengiz Aytmatov gelecek bu şekilde doldurabiliriz. Bir sonraki cümlemiz garip hareketinin kurucuları kimlerdir hatırlayalım kimler vardı Orhan Veli, Melih Cevdet, Oktay Rifat, Horozcu sayabileceğimiz 3 tane şairi var. Bir sonraki cümlemiz Oktay Rifat Horozcu nokta nokta isimli şiiriyle garip anlayışından uzaklaşarak nokta nokta şiirine yönelmiştir. Hatırlayalım Perçemli Sokak şiiriyle garip anlayışından uzaklaşıyor ve ikinci yeni şiirine yöneliyor. İkinci Dünya Savaşı'nın toplumda yaydığı inançsızlık altını çizelim. Her şeye güvensizlik ve kurulu düzene meydan okuma yaklaşımı edebiyatta neyi çıkarıyor ortaya? İnançsızlık ve her şeye karşı güvensizlik burada anahtar kavramlarımız. Bunalım dönemini ortaya çıkarıyor. Burada doğrudan dolduramayabilirdik ama eğer ders içerisinde geçmişse bu kavramları hatırlayabilirdik. Hatırat yani anı türü edebiyatımızda hangi dönemde başlamıştır? Tanzimat döneminde başlamış, edebiyatımıza bu dönemde girmiştir. Muharrir Şair Edip nokta nokta'nın anı türündeki eserlerinden biridir. Kime ait bir eserdir? Tabii ki de Ahmet Rasim'in anı türündeki bir eserdir. Tohum ve Toprak adlı eser kime aittir? Orhan Asena'ya aittir. Turan Oflazoğlu trajedilerinin konularını daha çok nereden alırdı? Tarihten alırdı. Bunu da yazdıktan sonra bu sorudan tam puan alabiliriz. Devam edelim başka soruyla. Geldik bir diğer soruya. Yandaki şiirin hangi akımın etkisinde yazıldığını ifade ederek akımın temel özellikleri hakkında bilgi veriniz diyor. Hemen şiire bakalım. Şiirden önce aslında şaire bakmamız lazım. Bunu hatırlayalım. Şairi gördüğümüz anda Nazım Hikmet yazıyor burada. Aklımıza tabii ki de fütürizm gelecek. Bunu nereden netleştirebilirdik? Aslında burada kullanılan kavramlardan, seslerden de netleştirebilirdik. Trum 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 trak tiki tak makinelaşmak istiyorum dediğinde aslında konunun fütürizmin konusu dahilinde olduğunu görebilmekteyiz. Dolayısıyla burada cevabımız fütürizmin etkisindedir şeklinde olacak ve özelliklerini de buna göre yazacağız. Edebiyatın durgunluktan ve uyuşukluktan kurtulması gerektiğine inanır fütüristler ve dolayısıyla burada savaş, kavga gibi saldırgan hareketleri içeren konuları ele alırlar. Bunun yanında hızın, süratin, güzelliği vurgalanarak uçaklara, arabalara, trenlere övgüler yağdırırlar. Burada bu ayırt edici özelliktir. Uçaklar, arabalar, trenler ve bunların çıkardıkları sesleri görürsek bunu yansıtan sesleri şiirde bize verirlerse doğrudan aklımıza fütürizm gelebilir. Devamındaki özelliğimiz eserlerinde mantıklı cümleler kurmayı da reddederler. Ki dikkat edersek burada aslında ses odaklıdır. Mantıklı cümle değil. Fütüristlerin parolası nedir? sözcüklere özgürlüktür. Bu da yine bir anahtar kavramdır. Karşımıza çıktığında fütüristler aklımıza gelecek. Şiirde geleneksel kurallar terk edilmiştir ki doğrudan görüyoruz bunu. Geleneksel bir yapıya dahil değildir. Ölçü ve uyaktan vazgeçilir. Buna bağlı kalınmaz. Şiir yazarken de özgürce davranılır. Biraz önce söylemiştik. Sözcüklere özgürlük. Bunu aslında şiire özgürlük olarak da açıklayabiliriz. Bu yüzden fütürizmde serbest tarzda yazılan şiirler ön plandadır. Herhangi bir yere bağlılık yoktur şiirde. Ölçü bakımından da, şekil bakımından da. Fütürizmin temsilcileri Marinetti ve Mayakovski dünyada en önemli temsilcileri iken Türk edebiyatında fütürizmin temsilcisi de Nazım Hikmet'tir. Bunu da yazdıktan sonra bu sorudan tam puan alabiliriz. Geldik bir diğer soruya verilen cümlelerin ögelerini bulunuz diyor. Cümlelerin ögeleri bulunurken önce yükten bulunur ardından özne ardından tümleç ve nesne bulunur söyleyelim. Burada dikkat etmemiz gereken birkaç noktadan bahsedelim. İlk dikkat edeceğimiz mesele şu ki isim tamlaması ve sıfat tamlamaları Asla ayrılmazlar. Tamlamaları birbirinden ayırmayacağız. Ögelere sorduğumuz soruları aslında buna göre dikkat ederek değerlendirmeliyiz. Bunun yanında edat gruplarını ayıramayız. Edat tümleci olarak da karşımıza çıkabilirler. Bilelim. Bir de ayıramayacağımız yan cümlecikler vardır. Yan cümlecikleri de asla ayırmıyoruz. Dikkat edelim. Ben geldim ama o ortalıkta yok. Burada İki tane yüklem görüyoruz. Birincisi geldimdir. Hemen altına yazalım. Geldim kim? Ben özne olacak. Yazdık bunu da. Ama burada bir bağlaç. Dikkat edelim. Cümle dışı unsur. O dediğimizde ortalıkta yok yoktur yüklemdir. Yok isimdir. Aldığı ek eylemle yazılmasa da geniş hali yazılmaz yokturdur aslında bu. Şöyle belirtelim. Nerede yok? Ortalıkta yok. Bu da onun dolaylı tümleci. Olmayan kimdir? Yani yok olan kimdir? O'dur. O da cümlenin öznesi olacaktı. Biraz önce söylemiştik. Altına yazalım ve netleştirelim. Bir sonraki cümlemiz gün ışığındaki hissemizden vazgeçtik mecburen. Yüklemimiz vazgeçtik'tir hemen yazalım. Yüklemi bulduktan sonra soralım. Kim vazgeçti? Biz vazgeçtik. Burada gizli özne var. Hemen buraya ekleyelim onu da. Peki neyden vazgeçtik? Gün ışığındaki hissemizden vazgeçtik. Neden diye sormuyoruz. Dikkat edelim. Neyden vazgeçtik diye soruyoruz. Vazgeçmek eyleminin ayrılarak yapıldığı nokta gün ışığındaki hissemizdir. Dolayısıyla bu dolaylı tümleç olacak. Nasıl vazgeçtik diye sorduğumuzda da zarfı verecek bize eylemin nasıl, ne kadar, niçin yapıldığını bildiren tümleç zarf tümleci olacak. Zarf tümlecidir. Yazalım. Sarmış beni mecnun diye zincir gibi da dağlar devrik bir cümle görüyoruz biraz önceki gibi yüklemimiz sarmış olacak dikkat yüklem sarmış soralım ne sarmış beni mecnun diye zincir gibi dağlar dağlar sarmış dağlar özne olacak özne sarmış bulduk Neyi sarmış diye sorduğumuzda ya da kimi sarmış diye sorduğumuzda beni cevap veriyor. Bu da cümlenin nesnesi olacak. Eğer isterlerse belirtili nesnedir ki aldığı belirtme halekinden anlıyoruz. Peki nasıl sarmış? Mecnun diye sarmış ya da neden sarmış diye sorduğumuzda mecnun diye cevap verecek. Zart tümlecidir. Nasıl sarmış? Zincir gibi sarmış. Bu da diğer zarf tümlecidir. Biri durum bildiriyor, biri neden bildiriyor. Bu ayrıma da varalım. İki tane zarf tümleci vardır diyelim. Beklediği büyük inkılap olmuştu. Olmuştu yüklem olan ne diye soralım. Beklediği büyük inkılap burada hem yan cümleciği görüyoruz hem de bu yan cümlecik sıfat fiille oluştuğu için bir sıfat tamlaması görüyoruz. Asla ayrılmaz. Beklediği büyük inkılap. İnkılabın neleri var burada? Sıfatları var. Bunu da söyledikten sonra buraya ne yazacağız? Özne yazacağız. Çünkü olan ne? Beklediği büyük inkılap soruya cevap verdiği için özne olacak. Diğer cümlemiz Söylenmemiş aşkın güzelliğidir kağıtlarda yarım bırakılan şiirler. Şimdi dikkat edeceğimiz nokta yine bir tamlama var burada. Güzellik nasıl güzellik? Aşkın güzelliğidir. Bir isim tamlaması görüyoruz. Ardından söylenmemiş aşkın güzelliği dediğimizde de bir sıfat tamlaması. Yani bunun tamamı bir tamlamadır. Ki aldığı ekle ne olmuştur? Yüklem olmuştur. Söylenmemiş aşkın güzelliğidir yüklem. Soralım. Söylenmemiş aşkın güzelliği olan ne? Kağıtlarda yarım bırakılan şiirler bakın burada yine bir yan cümle görüyoruz. Sıfat fiille oluşturulmuş bir yan cümle ve bu asla ayrılmaz. Kendi içinde ögecikleri vardır. Şimdi oraya girmeyeceğiz. Ancak bir tamlama oluşturuyor. Dolayısıyla burada cümlenin öznesi olacak verdiği soruya verdiği cevapla. Bir romanında geçen sokağın anahtarı sözü bu romancıyı tek başına izah eder. İzah eder yüklen. Peki şimdi dikkat edelim. İzah eden nedir? Bir romanında geçen sokağın anahtarı sözü. Bu işi yapan budur. Dolayısıyla cümlenin de öznesi budur. Peki neyi izah eder diye sorduğumuzda bu romancıyı dikkat edersek nesneyi verdi bize ve belirtili nesne olduğunu da söyleyelim. Belirtme halekini burada görüyoruz. Nasıl izah eder diye sorduğumuzda da tek başına izah eder bizim zarf tümlecimiz olacak. Son cümlemize bakalım. Demir sandıkta saklansan bulur seni ak taş ardında kara yınalı bulan ölüm. Şimdi burada yüklemimiz bulurdur. Bulur. Peki ne bulur diye sorduğumuzda bu eylemi ne yapar? Ak taş ardında kara yılanı bulan ölüm dediğinde burada dikkat edelim yine bir yan cümle var. Ki yan cümleyi eğer burada göremiyorsak sıfat olduğunu görüyoruz. Nasıl ölüm? Aktaş taş ardında kara yılanı bulan ölüm kendi içerisinde aslında ögecikleri de vardır. Yine burada buraya girmeyeceğiz. Ancak bir yan cümlecik var. Yan cümleciği asla ayırmıyoruz. Dikkat edelim. Kara yılanı bulan bulmak aslında neyi bulmaktır? Aktaş taş ardında nerede? Aktaş taş ardında neyi? Kara yılanı bulmak burada bir fiilimsidir. Yan cümleciktir. Cümleciğin ögeleri de var. Kısaca anlatmış olalım. Tamlama olduğu için ölümün sıfatı olduğu için altını çiziyoruz. Bulan budur. Aktaş ardında Karayınan'ı bulan ölümdür. Yani öznemiz olacak. Peki neyi bulur diye ya da kimi bulur diye sorduğumuzda cevap veren senidir. Belirtili nesne olacak. Bunu da yazalım. Nasıl bulur? Demir sandıkta saklansan da yine de bulur seni. Dolayısıyla bu da bizim neyimiz olacak? Zarf tümlecimiz olacak. Bu şekilde bu sorudan tam puan alabiliriz ve devam ederiz. Geldik bir diğer soruya. Aşağıdaki cümlelerde yazım yanlışı varsa gösterip düzeltiniz. Hemen bakalım. Hem Doğu hem de Batı Anadolu'da yağmur var dediğinde burada Doğu Anadolu ve Batı Anadolu dikkat edersek öncesinde verilmiş. Yani bir bölgenin adı verilmiş. Dolayısıyla Doğu ve Batı büyük harfle yazılır. Doğru yazılmıştır. Herhangi bir yanlış yok. Recep, Şaban ve Ramazan ayları şuhuru selase olarak da adlandırılır dediğinde bu adlar özel isimlerdir. Recep burada cümle başında büyük yazılmış belki gözümüzden kaçabilir. Ancak Şaban'ın da büyük yazılması lazımdı. Ramazan'ın da büyük yazılması lazımdı. Dolayısıyla burada yanlış yapılmıştır. Şöyle gösteririm R olacak büyük şey olacak. Diğer cümlemiz ilimize teşrif eden Cumhurbaşkanı vali tarafından karşılandı dedi. Burada valinin V'sinin büyük yazılması gerekirken küçük yazıldığını görüyoruz. Yanlışlık yapılmıştır. Vali burada kısaltma olarak onun adı yerine kullanılmış. Böyle özel isimlerin yerine kısaltma olarak kullanılan ünvanlar da büyük harfle yazılacak. Hatırlayalım kuralımız böyleydi. Bu soru sorulduğunda dünya boğa burcunun dairesinde imiş dediğinde burada dünya bir astronomi terimi olarak kullanıldığı için büyük yazılmış doğrudur. Ancak yanlış yazılan bir durum var. Boğa burcu dediğinde nasıl yazılması gerekiyordu? Astronomik bir terim olduğu için tabii ki de boğanın B'sinin büyük yazılması gerekiyordu. 2024 Şubat'ında görüşmek dileğiyle dediğinde belli bir tarih olmadığı halde Şubat'ın şeysi büyük yazılmış küçük yazılacak. Türkiye'nin kuzeyini yağışlar teslim aldı dediğinde İlk cümlede gördüğümüzün tam tersi var. Kuzey Türkiye deseydi sorun yoktu. Ancak Türkiye'nin kuzeyi dediği anda burası herhangi bir yerdir. Dolayısıyla kuzeyin kesi küçük yazılacak. Yani Türkiye'nin aldığımız noktaya göre herhangi bir yer kuzeyi olabilir. Az sonra meclis oturuma ara verecek dediğinde biraz önce bahsettiğimiz durum var. Kurum kuruluş özel addır. Bunu kısaltarak kullandığımızda bir kavramla kullandığımızda tek bir kavramla karşıladığımızda onun da büyük harfle yazılması gerekir. Meclisin M'si büyük olacak. Bu şekilde bu sorudan tam puan alabilirdik. Geldik bir diğer soruya. Aşağıdaki cümlelerde yay ayraç içine doğru noktalama işaretlerini yerleştiriniz diyor. Hemen bakalım. Ahmet Haşim şiir sözle musiki arasında sözden ziyade musikiye yakındır sözleriyle dediğinde Ahmet Haşim'den bir alıntı yapıldığını anlıyoruz. Ahmet Haşim'den alıntı yapıldı. Sözü söylenmeden önce iki nokta kullanılır ve alıntıyı ne yapacağız? Tabii ki de tırnak işareti içerisine alacağız. Şiir dedi. Şimdi tırnak işareti içerisindeki cümle ayrıyeten değerlendirilecek kendine has değerlendirilecek diğer cümlelerle bağlı değil. Vurgulanmak istenen ögeden sonra ya da özneden sonra virgül gelir. Şiir, virgül sözle musiki arasında dedi. Dikkat. Sözden ziyade musikiye yakındır. Şimdi burada aslında bir durum daha çıktı ortaya. Buraya gelebilecek olan noktalama işareti virgül iken Artık vurgulanmak istenen özneden sonra virgül gelemez. Gelmesi gereken noktalama işareti noktalı virgül olacak. Musikiye yakındır cümlemiz bitti. Noktayı koyduk ve tırnağı kapatıyoruz. Sözleriyle şiir görüşünü dile getirmiştir. Cümle yine bitti. Noktayı koyuyoruz. Ona göre şiirde ahenk ön planda olmalıdır. Dikkat edeceğimiz nokta nedir burada? Ardından gelen İlk kelimedir. Sözün sayısı küçük yazıldığına göre olmalıdır virgül. Sıralı cümleler arasına virgül gelebilir. Eğer ardından gelecek olan cümlenin içerisinde virgül bir daha kullanılırsa buradaki virgülde noktalı virgüle çevireceğimizi şimdiden söyleyelim. Biraz önceki durumda olduğu gibi. Sözün bir anlam ifade etmesi önemli değildir dedi. Cümle bitti. Noktayı koyduk. O zaman virgül de olduğu gibi kalabilir. Andre Git bir yazısında dikkat yine bir alıntı yapılıyor. Dolayısıyla buraya yine iki nokta gelecek. Alıntı yaptığımıza göre alıntı tırnak işareti içerisine girecek. Flaubert ve Balzac gibi büyük yazarlar romanlarının günlüğünü tutmuş olsalardı dedi. Ne gelecek şimdi buraya? Tabii ki virgül gelecek. Romanlarıyla öğrettiklerinden daha fazlasını öğretebilirlerdi dedi. Burada sıralı cümleler arasında virgül geldi. Cümlemiz bitti, noktayı koyuyoruz. Ardından ne gelecek buraya? Tırnağı kapatacağız. Tırnağın içerisine almıştık alıntıyı. Der dediğinde de yargımız bittiği için buraya nokta koyacağız ve bu şekilde bu sorudan tam puan alabileceğiz. Bu soruyla birlikte sınavımız bitti. Umarım sizin için faydalı bir paylaşım olmuştur. Yeni paylaşımlarda buluşmak üzere hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum.